Evet, merhabalar dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım herkes iyidir. Güncel bir Bitcoin altcoin analiziyle beraberiz. Önce BTC'ye bir bakalım. Arkadaşlar, daha yeni Twitter'dan da paylaştım. TradingView üzerinden de grafiğimi paylaştım. Bitcoin'de 4 saatlikte bir pozitif uyumsuzluk var. Pozitif uyumsuzluk neydi? Şöyle şurayı bir temizleyeyim. Hatta şöyle temiz bir grafiğe geçeyim arkadaşlar hemen. Pozitif uyumsuzluk dediğimiz husus arkadaşlar. Bir kız bizi sevdiğini, sevmediğini söylüyor ama gerçekte seviyor, değil mi? Bu iyi bir şey. Bu pozitif uyumsuzlukta da fiyatta dipler alta doğru giderken Erasay'da diplerin yukarı doğru gitmesine biz pozitif uyumsuzluk diyorduk. Bugün aylık kapanış var. Önce kısa vadede değerlendireyim. Aylık kapanış hakkında da detaylı konuşacağım gene. Kısa vadede değerlendirelim önce. Dolayısıyla pozitif uyumsuzluk var. Buradaki pozitif uyumsuzluğun hocam ilk hedefi neresi? İlk hedefi şuradaki kısa vadeli destek dirençlerimizi takip edebilirsiniz arkadaşlar. 61.500. Daha sonra buranın kırılımıyla birlikte tekrardan 64.000 bandı konuşulabilir. Burada en önemli şartımız arkadaşlar. Buradaki en önemli şartımız şu. Bitcoin'in 58.000 altında kapatma yapmaması lazım. Dün 57.500 lira, 57.700 lira iğne attı ama altında kapanış gelmedi. Yani buradaki kırmızı kutucuğumuz gördüğünüz üzere çok iyi bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bunun altında kapanış gelmemesi lazım. Bu gelmediği sürece, bu altında kapanış yapmadığımız sürece 61.500, daha sonra 64.500 bandı hedef alanı olur. Yükselen trendi kırdık. Bir alça yükselen kama, yükselen takoz vardı. Bunu geçenki videoda detaylı anlattım ama şunu demeyi unutmuşum. Yükselen takozun hedefi kırıldıktan sonra başladığı yer olur arkadaşlar. Dolayısıyla 49-50 bin bandı masada. Bunun masadan kalkması için arkadaşlar birazdan konuşacağım. Aylık kapanışta bazı önemli veriler var. Bunların çalışması lazım. Aksi halde bizim için sıkıntı olur. Şöyle, ben yeni videoyu büyük ihtimal Salı günü çekerim. O yüzden öncelikle bir haftalık kapanış hakkında konuşalım. Ondan sonra da arkadaşlar aylık kapanış hakkında konuşalım. Şimdi arkadaşlar şöyle baktığımızda İME haftalıkta koruyoruz. Bu güzel. Ama günlükte kırdık. Bu kötü. Yani Bitcoin'in arkadaşlar 61.500, zaten 4 saat pozitif uyumsuzluğun da ilk hedef 64.500, 61.500. Oraya doğru oranın üzerinde günlük kapanışlara ihtiyacımız var. Haftalık kapanışta ise şöyle baktığımızda Bollinger orta bandı nerede? 63.700 bandına tekabül ediyor. Alt band nerede? 55.000 bandında. Orta bandın altında kaldığımız sürece hedef alt band deriz teknik analizde. Onun dışında hareketli ortalamalara baktığımızda EMA 10 ve EMA 20'nin altındayız. Buralar nereye tekabül ediyor? 61.800'e tekabül ediyor. Şöyle baktığımızda arkadaşlar Eflatun, yani EMA 50 bandı ise 53.900, 54.000 bandına tekabül ediyor. Yani buradaki hareketli ortalamaların EMA 10 ve EMA 20'nin, yani 62'nin altında kaldığımız sürece 54-55.000 bandı da masada haftalık grafikte. Yani haftalıkta arkadaşlar şöyle bir tekrardan açayım hareketli ortalamaları. Yani şöyle bir 62 üzerinde haftalık kapanış tadından yenmez arkadaşlar. Onu söyleyelim. Aksi halde dediğim gibi 54.000-55.000 bandı masada olur ilk etapta. Kama'nın başladığı yerin hedefini de söylemiştim zaten arkadaşlar. Ya piyasa çok negatif mi? Piyasa çok negatif değil. Piyasa çok pozitif mi? Piyasa çok pozitif değil. Piyasa arkadaşlar şöyle baktığımızda yatay bir bant alanı içerisinde, yani ortalama 59 ile 55 arasında sürekli git gel yapıyor. Bakın şöyle baktığımızda ortalama arkadaşlar işte Şubat'tan beri, yani Şubat'tan beri en son bir 49'lara iğne attık ama sürekli şu bant aralığında hareketine devam ediyor kripto para piyasası. Burada bir boğa bayrağı var mı? Evet, var arkadaşlar. Bu ne zaman çalışacak? Büyük ihtimal Eylül ayında faiz indirimi artık kesinleşti gibi. Artık insanlar burada şey konuşuyor. 25 bas puan mı olacak? 50 bas puan mı olacak? Büyük ihtimal 25 bas puan olsun, işimize gelir. Faiz indirimi faiz indirimidir. Faiz indiriminden sonra önemli olan parasal gevşeme, para basma. Sonra da Kasım ayında da ABD başkanlık seçimleri var. Biliyorsunuz bizim Binance'ın eski CEO'su var. CZ, yani gerçekten piyasayı yönetenlerden bir, yani yönetenlerin maşası diyebiliriz. Bu adamın hapisten çıkmasına da yaklaşık bir ay kaldı. Yani şöyle baktığımda Eylül sonu, artık Ekim Kasım yükseliş olarak gözüküyor arkadaşlar. Tabii ki bunlar beklentimiz, zamanla göreceğiz. Yani aylık kapanışa şimdi bir gelelim. Aylık kapanışa baktığımızda arkadaşlar, aylık kapanış böyle gelirse negatif. Bugün gece saat 3'te aylık kapanış var. Yani aylık kapanışı en kötü, bak en kötü, en kötü arkadaşlar 60.700 üzerinde yapmamız lazım. Yani
Şöyle bir baktığımızda şuranın üzerinde yaparsak 63 bin bandı üzerinde yaparsak çok güzel. Ama 60 bin 700'ün altında yaptığımız aylık kapanışlar kötü arkadaşlar. Bakın ilk Nisan ayının Mayıs ayında size hani demiştim ki arkadaşlar 2-3 aylık piyasada bir düşüş gelmesi gerekiyor artık diye. 8 aydır hatta mumları saymıştık, hatırlayanlar vardır o videoları. Şimdi baktığımızda burada arkadaşlar şurada bir alçalan dip geldi aylıkta. Sonra belimizi bir doğrultamadık, hatırlıyorsanız. Eğer aylık kapanış böyle gelirse bir alçalan dip daha gelir. Bu da gerçekten negatif olur bizim için. Yani en kötü 60.800 üzerinde aylık kapanışa ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi geçenlerde de konuştum. USDT dominansı yükselen trendini koruyor. Bak destekten tepkisini aldı. Buradaki destekteyken konuştuk. Bitcoin 64.500 direncinde. USDT dominansı ise desteğinde. Dikkatli olmakta fayda var. Yani USDT dominansı arkadaşlar 4.80'i alta doğru kırmadığı sürece bize rahat bir nefes yok. Onu net olarak söyleyelim. Onun dışında Bitcoin dominansa gelelim. Bitcoin dominans arkadaşlar yani yükseliş trendini devam ettiriyor. 58 üzerinde kapanış yaparsa bize 60 bandına kadar süründürürler arkadaşlar. Ethereum, BTC aylıkta, haftalıkta, günlükte birçok yerde 3 günlükte pozitif uyumsuzluklar devam ediyor. Yani hani gerçekten kabak tadı diyorlar ya, o kabak tadının dibine kadar yaşadığımız bir süreçten geçiyoruz değerli dostlarım. Yani yapmamız gereken mesela günlükte al mis gibi pozitif uyumsuzluk var yani. İlla çalışacak yani, çalışmama ihtimal yok ama ne zaman? Bunu bilen de yok arkadaşlar. Dolayısıyla stratejilere uygun olarak ilerliyoruz. Haftalıkta pozitif uyumsuzluk var, çalışacak ama ne zaman? Göreceğiz. Ya bunu bilen yok. Benim tahminim yani Eylül, Ekim, Kasım artık bullish bir piyasa görürüz gibi geliyor. Yani genelde Eylül aylarında bir düşüş gerçekleşiyor arkadaşlar. Hatta şöyle Bitcoin'in aylık performansı yazarsanız şöyle görürsünüz. Bitcoin'in geçmiş aylık performansları. Ekim ayları Bitcoin için her zaman yükseliş aylardır arkadaşlar. Aylık nerede? Aylık veriler. Hemen şöyle açayım. Videodan önce ayarlasak iyi olurdu. Evet, şuradaki grafik bizim işimizi görür. Nereye kadar geliyor? 2023, yani burada da 2023 2000 vermişler en son. 2024'ü vermemişler ama işimizi görür. Geçmiş bütün Eylüller var. Şimdi şöyle gelelim. Yani bunun yenisini ben bulur bir sonraki videoda veririm büyük ihtimal. Resmi yeni sekmede bir açalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın Eylül aylarında genelde Bitcoin genelde düşmese bile yatay gidiyor, bezdiriyor ama genelde düşüyor. Yani Eylül aylarında genelde piyasa sıkıntıda oluyor ama Ekim aylarında arkadaşlar piyasa gerçekten tatmin edici oluyor. Tatmin edici oluyor. Kasım duruma göre, o anlık verilere göre ama bence bu Kasım güzel geçer. ABD başkanlık seçimi var. Yani büyük ihtimal benim için yani şu Eylül'ün ortasından sonra falan başlar yükseliş. Ekim-Kasım. Kasım'ın ortasından sonra bir düşüş. Aralık bezdirme, Ocak bezdirme. Ocağın sonuna doğru yükseliş. Şubat, Mart, Nisan yükseliş. Orada piyasadan kaçış diye ben kafamda kuruyorum ama bunu zaman gösterecek tabii ki. Belki de çok büyük yanılacağım yani. Ama en azından oyun planım benim bu şekilde arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Anlatabileceklerim bunlar, kısa vadeli destek dirençler, pozitif uyumsuzluklar vesaireler. Bunlardan ibaret günlük de bunlardan ibaret haftalık kapanış yarın gece saat 3'te aylık kapanış bu gece saat 3'te aylık kapanış çok önemli. Aylık kapanış böyle gelirse gerçekten Mokoko yani. Onun dışında likidasyon haritasına şöyle bir bakalım arkadaşlar. Likidasyon haritasında ben çok 24 saatlik verileri kullanmıyorum. 3 günlük, 1 haftalık, 1 aylık bakıyorum ben genelde. Şöyle açarsa sevgili bilgisayarım. Şimdi 3 günlükte vesaire çok ciddi bir alanda bir likidasyon birikmesi yok. Ki bence bu grafikte doğru çalışmıyor. Borsalar bence bunu yanıltıyor. Şimdi bu da haftalıkta mesela şöyle 65.500 alanında güzel bir likidasyon alanı var. Aylığa bakalım. Ama aylığa bir gelelim. Açarsa sevgili bilgisayarım. Aylıkta çok bir şey gözükmüyor. 3 aylığa bakalım. Evet, hızlı ol. Evet, 3 aylıkta çok yukarıda 70 bin bandında çok güzel bir likidasyon alanı var. Bir de bir yıllığa bakmak istiyorum ben burada. Bir yıllıkta da büyük ihtimal 30 bin bandında büyük bir likidasyon vardır. Yani açmadım, bakmadım ama evet 33 bin bandında güzel bir likidasyon var. Onun altında da 26 bin bandında var. Şimdi buradaki önemli veri şu. Şimdi mesela buraya geldiğimizde yani 26 bin 25 bin de totalde 15-20 milyar dolar. Burada ise arkadaşlar işte totalde nereden baksan bir 15-20 de burada da 30 milyar dolar. 33 ile 26 arasında. Buraya baktığımızda da daha düşük. Şimdi burada şunu yapacağız arkadaşlar. Destek dirençleri takip edeceğiz. Destek dirençler burada bizim için önemli. Aylıkta Bollinger bandı var özellikle bakın.
Onu da bir bahsedeyim ben sizlere. Görmüş olun aylıkta. Şöyle Bollinger o bandına baktığımızda orta band arkadaşlar daha hiç test etmedik 42 bin bandını gösteriyor. Yani 42 bin 43 bin imkansız mı? Değil. Bunu net olarak söyleyeyim. İmkansız mı? Değil arkadaşlar. Bu piyasada hiçbir şey imkansız değil. Eğer bu piyasada ya bu fiyat hayatta buraya gelmez diyorsan yukarı veya aşağı yönlü fark etmez kesinlikle kaybedersin. Ama burada ilk etapta takip edeceğimiz alan bu kırmızı kutu ve bu geceki aylık kapanış arkadaşlar. Dediğim gibi aylık kapanış seviyesi önemli. Videoya da bir like bir yorum atarsanız ve ben çok mutlu olurum. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın, hoşça kalın arkadaşlar.